Ya sevgili izleyiciler, bugün bu masada da 4 kişiyiz, evet. Ama masanın tek starı var. Net. O da net. Aydın'ın annesi Şelale Hanım. Hanım. Bir alkış. Onun için sizi. Bir alkış. Hoş geldin. Ay neler yaptı gelmemek için. Böyle ne yaptı? Yok, eski halim yok. Ya. Vallahi. Estağfurullah, ya. Çok iyi duruyorsunuz. Nasıl şıksınız, nasıl ama güzel geldiniz. Güzel, yani canlanıyorum ama böyle sakin istiyorum. Hı. Doğru. Onun evet. için çok... Sen de ki diyor, midesi çok bozuk. Gelemeyecek. Anne olur mu, söz verdik diyorum. Yani eskiden olsa şey yaparım. Benden önce gelir. Biraz meraklıyız. Ama sen bugün söyleme, ben söylerim dedi. Öyle şarkı. Şeyi, ama sesiniz yeni de çok şarkısını. Ha, sesiniz de çok güzel. Kendiniz de çok şıksınız. Kalmadı, kalmadı. Kaldı, kaldı. Aa, vallahi ben şimdi sizi takip ediyorum. Kaldı. Müge'nin kahvesinin eşliğinde, özellikle açılışta söyledi, Covid zamanında, şimdi de pandemiyi sizin videolarınız insanlara enerji veriyor. Ah, yüzünde canım tatlı bir tebessüm oluşturuyor. O kadar tatlı videolar çekiyorsunuz. İyi ki çekiyorsunuz. Çünkü yüzünüzün vallahi gülmeye o kadar çok ihtiyacı var ki. Ya işte şans eseri başladığımız kabardı işe. Nasıl başladın? Şelale Hanım'la videolar nasıl başladı? Sen bir anlat. Pandemi dönemi. Pandeminin ilk o hararetli dönemi bitti. Bitmedi de. Ha. Hani böyle sokağa çıkma yasakları bitti. Hı -hı. Biz annemle yazlığa gitmeye karar verdik. Oldu. Ama bir gidiyoruz. Hı. Yani üstümüze birer çadır artık, o kadar mikrop kapmayalım diye. Ben anneme adım atıyor, atma. Atma, Covid o kadar. Tek başımla o durumdayız. Evin içindeyiz yani. Ha. Hani denize menize iniyoruz ama diyorum ki sen 10 metre uzaktan el salla herkese. Buradan Akçabey'e selam yolla anne. Selam bizi yolla. Seyrediyorlar. Evet. Ondan sonra öyle bir dönem işte yani. Biliyorum. Çok. Gittik, ne yapacağız evin içinde? Ben bir sabah şey çekmeye başladım kahvaltılarımızla. Böyle çok da şık hazırladık, yapacak bir şeyimiz yok ki evde. Hani böyle dedik, hani anşante bir sofra olsun. Hı hı. Adeta Fransa'da bir kasabada gibi. Annem de o ara çok güzel reçeller meçeller. Sizin biz yüzünüzden böyle ne reçeller yaptım. Evet. Evet. Onları yerken devam diye mesaj. Mesajlar. Baktınız çok. Hayır, mesajlar. Gelen önemliydi. Hmm, Bartu Çağlayan ve dolayısıyla Gülse Birsel. Tamam, Gülse Birsel. Bartu Çağlayan devam edin. Gülse Birsel de bana mesajlarıyla DM'den destek verince izlettik devam. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece izlenmem çağlıyor. Evet. Çağlıyor, çağlıyor. Aradan bir zaman geçti. Tabii ki mimarı Bartu Çağlayan yani. Evet. Aradan bir zaman geçti. Aa, bir baktım bir YouTube, WhatsApp'ta bir grup kuruldu. Kuşum Bey ve Şelale Hanım hayırlı olsun, YouTube'da kanal açtık. Başkaları. Evet. Hayır, Bartular. Ha, Bartular açtı. Mücbir sebeplerden dolayı beni çok sevdiler. Evet. O zamandan bir şey oldu. Aramızda sıcaklık oldu. YouTube kanalını da kurdular. Başına da o mücbir sebeplerden arkadaşlar, görevliler geçti. Biz annemle öyle her gün yapma. O gün bugündür de yapıyoruz. Şelale Hanım, neye yaradı? Evet, bir neye reklam mı aldın de yok. Niye? Yok anam. Gelmiyor mu? Üç yıldır yırttık kendimizi. O kadar hani diyorlar güzel ki paraları düşün nereye koyacaksın? Ha? Bir tane ya, biz bunu evet şu güne kadar hep keyfimiz için yaptık. Keyif aldınız çünkü evet yaparken. Bir şey söyleyeceğim. O kadar izlenilirliği yüksek niye videolar gelmedi yaptınız. Bir tane bir şey hadi gelmedi. Beni geç. Bu kadına da mı gelmez? Şelale Hanım'ın yaptığı pirinçli semizotu.
kabak dolması, tatlılar, reçeller, zeytin peynirli sofralar, hiç mi firmalar birinizin aklı yok Şelale Hanım'a? Bu arada çok ben annemin dilerim. Çok komik bir kadın olduğunu, annem daha bu sene anladı kameraya çekildiğini. Nasıl? Şelale Hanım. Yani çekiyor ama ben de o kadar önemsemiyorum. Evet. Yani öylesine çekiyoruz. Peki ne oldu da anladınız bu sene? Ne oldu? Ay bir dakika, kamera çekiyor beni ve insanlar beni izliyor. İzliyor. Ayol, bana gelenler dolu. Şimdi Bodrum'da oturuyoruz. Hı hı. Kapının önünde. Ufak bir böyle balkonumuz var. Gelen geçen geliyor. Şelale Hanım, çok seviyoruz sizi. Ondan sonra ne olur bu videoları hep çekin, her gün sizin ne yemek yapıyorsanız biz de aynısını yapıyoruz. Aynen öyle. Aynen. Ondan öyle. Sonra reçel yapıyorsunuz. İşte kaç sene oldu? 3 sene falan. Dördüncü seneye gidiyoruz. Yani şimdi artık idrak etti, böyle yapıyor. Biliyor musun? Hani yanlış bir şey söyleme. Evet. Star oldu yani. Ya. Çünkü bu sene yok oldu. Canım, ne peki starı. Bodrum'da pazara falan gittiğinizde gidiyorum. Çevrenizi sarıyorlar. Aa, nasıl? Herkes tanıyor bizi. Etiler'de gitmiş sosyete pazarına geçen. Ne oldu, anlatın. Vallahi 2 tane hanım çevirdi. Ay Şelale Hanım, yine gidin yine görelim. Bu ara görmüyor, maden aydın olmuyor. Evet. Çekemiyorum. Evet. Onu illa bekliyoruz diyor. Çekin de seyredelim diyor. Geçenlerde Aydın sizin İstanbul'daki evinize geldi, alışveriş yapmış. Çok haklısınız. Çekti. Neye isyan ediyor Aydın? Şelale Hanım, 2 tane pembe domatesin o kadar pahalı olmasına. Ya almasaydın diyor. Almasaydın diyorum. O ya, anneme kalırsa hiç alışveriş yapmayalım. Yok canım, yok. Çok her şeye karışıyor mu? Hayır, karışmıyor da pahalı buluyor. Lüzumsuz harcamalara belki. Hayır, pahalı en çok buluyor. Ne alıyor? Ha. Ne aldı şimdiye kadar? Ben çok söylüyorum ona. Her şeyi o para, pazarlık falan bilmez Aydın. Yani öyle. Bonkör, eli açık. Bonkör, eli açık. Ama mantıklı, mantıksız bir şeyler almıyor. Çocuk yok, gelmeye. Yok. Öğrendim. Evet. Ben söylüyorum. İlk zamanlar epey bir fırça yedip pazar alışverişinde. Evet. Bunu mu aldın diye attı önüme. Bunu mu aldın? Ama öğrendi. Evet. Bir biberci vardı. Biberci. Biberciyi git bunları mı verdi sana? Evet, azarı yedi. Evet. Evet, azarı yedi. Ama anneler böyle şeydir. Biberciye şey olduk. Yani meşhur ettik, bize bile 100 liraya çıkarttı biberi. Aa, ey biberci, sen bir de meşhur olmuşsun, 100 liraya nasıl yani çıkarırsın? Yani sana özel mi fiyata belli? Ama en azından tabii tatlı bir indirim yapabilir. Ne kadar müşterisi var. Bugün siz mecbur musunuz? Bütün görüyormuş o televizyonda, ojelerini sürdürüyor herkes orada. Niye bana sürülmesin diyor. Evet ya, doğru. Dedim ki bir hafif oje süremedim, sürdürtem. O diyor ki sürülmez ki, nereden çıkarıyorsun? Ayol, bütün sanatçılar gidiyor, onlara sürülmüyor mu? Evet. Ya, anne manikür pedikür mü? Oldu, topuklarını da rendeleyelim. Oldu. Ama yani, hayır, sadece makyaj. Makyaj ve saç ama yapıyor niye, ama söyler, hazırlanırdı. Ben ne olacak? Ya makara yapıyoruz. Ne güzel, ojeler sürülüyor. Bülent Hanım gelsin de göreyim yapılır mı diyor bir de. Story'e koydum sabah, arabada bunu diyor. Evet. Ama o diva dedim. Sen diva mısın? Peki, ben değilim ama. Ünlülerden Şelale Hanım'la tanışmak için sıraya girenler var mı? Şöyle, öyle sıraya giren yok. Tanışmak isteyen tabii oluyor. Hı. Ama çok Covid dönemiydi. Ben çok giremedim o işlere. Hı. Tırsıyorum yani. Şimdi çok hani evet, tabii, istemem tabii. Ya. Tabii. Hani. Ama sen sahneye çıktığında Bodrum'da Şelale Hanım ve arkadaşları en önden. Önce bir otelde ağırlanıyorlar. Ağırlanıyoruz. Çok evet. Güzel. Aska fevkalade. İsim yok. Eyvah, tamam. Güzel. Peki sahnede izlerken böyle kızdığınız şeyler oluyor mu? Hiç olmuyor. Çok güzel sahnesi. Kıyafetleri, enerjisi karışıyor mu kıyafetlerinde? Kıyafetlerinde şey yaparım. Kızıyor mesela bazen. Neye kızarsınız? Mesela çok bir montu vardı. Çok iri bir gül takmıştı. Onu dedim ki mesela biraz daha küçüğünü takabilirim. Çok pul payet istemiyor.
Daha çok sade. Evet. Ben daha de tam sade. Aksine o daha seve. Pulpayet nereye varsa takmak istiyorum. Bir de leopar falan istemiyorsunuz sanki. Öyle bir mayoları var. Ay sus. O mayolarla. Delirttin Şelale Hanım'a. Bu şey mayo sevmiyor. Slip mayo. Slip mayo sevmiyor. Sevmiyor evet. Şort gibi short, seviyor. Evet ben de diyorum ki genç kızlığınızda Kadir İnanır, Tarık Akanlar giydi de hiçbiriniz vurvur etmediniz. Şimdi ama bize onları mi lafınız? Görmüyorduk ki biz filminde görüyorduk. Tabii işte magazin öyle değildi ki gördüm. Evet, o kadar gözümüze 40, sokuldu. Evet, ailelerde de anamız babamız hep normal şort tipi mayo giyerler. Sevmiyorum. Sevmiyorum ben de. Ama bu sene giymedim. Giydim mi? Giymedim. Giydim birkaç kere. Evet, çok sinirlendirdin ama. Bir ay, de yani nasıl sinirlendi? Evet. O bir. O zaman bir de mayoya deli oluyorsunuz. Sahnede yakaya koca gül takıldığında küçük olsun. Başka ne var? Mesela saçı. Böyle. Saçın neyse böyle seviyorum. Evet. Çok seviyorum. Bu iyi. Buradan aldık çok notumuzu. Güzel. Evet. Ben yani tavsiye ettim bunu böyle yap dedim. Ne güzel. Bakın annelerin sözü dinlenmeli. Tabii. Ya bu şarkıyı biliyor o seçti. Öyle mi? Evet. Ya. Ne yaptın dedi. Bugüne kadar yaptıklarınla ne oldu dedi. Hiçbiri hiç tutmadı. Bak. Hiçbiri mi? Ya hayır. Çika çikayı beğeniyor. Çok iyi. Bir dakika. Sonya. Bir dakika. Öyle değil. Son iki sene tutmadı diyor. Son iki sene. Şimdi son iki sene tutmadı. Bunu çok sevdiniz, seçtiniz. Dediniz ki bu olsun. Ne hissediyorsunuz mesela? Niye bu şarkı zaten olsun dediniz? Zaten bu şarkı benim çocukluğumda vardı. Çok öyle eski mi? Bir şarkı. Neriman Köksal rahmetli söylemiş filminde. Bir filminde. Tabii ben şarkıyı seyrettim. Bana Ayla Çelik buldu. Bunu oku bu senlik dedi. Evet çok ben eğlenceli. Ben de çok yakın bir arkadaşım var. Kulakları çınlasın Tunçöz. Ben zaten meşhur oldum, bu şarkı patlar, al sen oku dedim. Girdi okudu, çıktı bitti aranjesi, benim içime sinmedi. Kaç para ödedim, ben okuyorum bu şarkıyı. Biri aldım, şarkı yine bana döndü. Kısmet. Ha, söyleyeceksin şarkıyı. Söyleyeceğim. Evet. Peki Şelale Hanım, hep biz ünlülere söylüyoruz. İşte ünlü eşi olmak nasıl bir şey? Ünlü sevgilisi olmak. Size de şunu soralım. Ünlü bir çocuğunuzun olması. Yani bir kadının çocuğunun çok ünlü olması nasıl bir şey? Ünlü zor bir anne olmak. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Hı. Eğer güzel seni dinlerse. Aydın çok terbiyeliydi. Her zaman şey güzel şeyler yaptı. Ünlü oldu. Hep benim kapıma gelirlerdi. Sen bu çocuğu nasıl yetiştirdin diye. Çok terbiyeliydi. Yani muhitimizde hiç tanımayanlar. Burada. Yani hep övgü aldım onda. Peki böyle ünlü birinin annesi olmak ki yani böyle bir ünlülükte yok. Güzel bir şey ama ben hiç şımarmadım. Peki hiç böyle canınızı sıkanmış. Anne her yerde kuşum Aydın'ın anasıyım diyorsun. Ama biliyorlar zaten. Hayır yıllardır. İşte biliyorlar. Doktora pazara ben kuşum Aydın'ın annesiyim diyorsun. Tamam diyor biliyorum musunuz, diyorum. Tabii. Ama yani diyor. Diyor. Derim de yani öyle şımarmadık hiçbir zaman. Yok, niye herkesle mütevazi konuşurum. Peki yani böyle sizin canınızı sıkan bir şey oldu mu? Hani böyle ünlü birinin annesi olarak böyle canınızı estetik sıkan. Estetik konuları. Estetik hiç hoşuna gitmiyor değil mi? Hiç. Benim de. Ben haklı. Hayatta öyle şeyi hiç tasvip etmedim. Ben çok de. Yalvardım. Ben de tasvip mesela etmiyorum o zaman. Estetiği. Hiç. Hiç doğru bir şey değil yani. Evet. Siz o kadar güzelsiniz ki sizin ihtiyacınız mı ben var? Ben de tabii? Hiç hayır. Yok. El sürdürmedim. Yok belli tabii, zaten. Tabii olmadı. Yavrum. Çok belli. Azarı bence zamanda işittin ya ben de. Şu an çok iyisin. Evet. Şu an çok artık iyi. Artık zaten beni konuşmayın. Konuşacak 1000 kişi var. Şu an bak, senin herkes çıkıyor bandajlarıyla poz veriyor. Evet evet. Bak Cenk evet. Eren. Çok güzel çok oldu. Güzel değil mi? Çok kıskandım. Acayip. Sen gördün mü? Cenk Eren'i. Cenk Eren yüzünü geldi. Alalım mı bir Cenk? Yani, bu beni yiyor ya. Gerdireceğim anne dedim. Böyle alacağım. Bak son anne, bak son anne. 30 yaşına dönmüş. Bu son hali.
Beğendiniz mi Şevval Hanım? Ama öyle beğendim de ya yani öbür halleri de öyle kötü tamam değil. Biri 50 biri 30. Şimdi şurada sarlar ya mutlaka şu, bir yerlere bir şey yaptıracaklar. Hali, Şelale Hanımcığım bu. Burada operasyonu yeni yaptırdı. 9 gün. Evet 9 gün sonra. O 9 gün falan hiç öyle konuşmayın. Fark var mı? Bari siz konuşmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha söyle doğruyu söyle. Öyle 9 gün değil. Değil mi? Ha. Yok öyle bir dünya mı var? Kendi çok... dedi 9 gün diye. Tamam. Ama o da öyle 9 günde öyle olup da. Doğru. Hadi 9 gün sonra yaptığı bir kişi çıksın şu canlı yayında göreyim. Yok. Öyle değil. Onun gerçek görünmesi farklı ama hakikaten kıskandım zaten severim. Evet. Yani 30 yaş cillop gibi olmuş. Evet. Peki Aydın. Doktorunu da tanırım. Doktorunu bayıldım. Tanıyorum. Şöyle bir etraftan bir sorduk soruşturduk Şelale Hanım. Cenk bu ameliyat için 5,5-6 saat ameliyatta kalmış. Tabii. Narkozlu. Ve 800 evet. bin lira da ödemiş. Şimdi Aydın gelse dese ki anne 5,5 saat sürecek 800 bin lira da ödeyeceğiz. Ne dersiniz? Ay ben heyecanlanıyorum. Hiç yaptırsa bile onun 5,5'sa bana... benim 10 rahat. Niye? Canım. Benim biraz uzun sürer. Sürmez. Anne. Kaportada bazı şeyler değişecek ya. Ben. Hayır. Bakım daha zor. Allah korusun. Ama Şelale Hanım'dan izin çıkacağını pek zannetmiyorum. Ben hiç istemem. Şöyle bir taktiğim var. Onu birkaç arkadaşımla o gün tatil oyalayıp o arada ben yallah. Ama sonrası o oyalanan. Sonra, ben bitsin anne oldum diyeyim ona yeter. Yani, ameliyat süresi değil mi o stres? Evet o stres oldu. Ama Şelale Hanım çok efendi birisi. Ben çok. Yıllardan bu yana gazeteci evet, olarak onu izleyen birisi tabii, olarak tabii, çok tabii. Büyük beyefendi birisi yani. Evet. Aydın. Peki çocukluğu nasıldı? Çocukluğu da çok iyiydi. Biraz muzur hareketleri vardı böyle. Yaramazlık mı yapıyordu çok? Yaramaz böyle. Eltimin kızları vardı. Hı. Üst katta beraber oturduk alt üstte onlara sataşır. Ne yapıyordu sataşır? Giderdi. Hepsinin flörtünü amcamlara hepsine yetiştirirdim. Eğer bana para vermezlerse. Efendi dedik ne çıktı altında? Bunları yaparım. Hı. Her sabah çıkarım tepeden. Rahmetli halam öyle para vermez. Bak. Demezdi öyle şeyleri. Aydın senin güzelliğin. Yengeme inerdim. Allah rahmet eylese. Hemen kadın sabah kalkar çok dert toplu. Biz apartman sülale ya ne kadar otururduk. Şanslısınız. Yengem yataklarını yatak odası. Ben öyle yatak odasına girin ben yengemi yatağına dalardım. Düzelt halbuki düzen yeterdim. Elimi açardım parayı bana alırdım para... çıkardım. Öbür kuzenlerime de. O zaman camdan cama kesişme vardı. Evet. Yakalarsam yandılar. Evet, gidip tehditle eğer bana para vermezseniz söylerim. Onu bulamazsam başka. Ben işte o zaman liseye gidiyorlardı. Evet. Lisede de böyle bunlara şimdiki gibi her şey şeye yapılmıyordu. Bir tane kızların siyah çorabı vardı naylon okula giydikleri. Doğru. O kokardı yani, kokardı. Çünkü çok naylonluydu. Bağırırdım, mahalleye çıkıp ayakları kokuyordu ve paraları alırdım. Allah, müthiş. Yani biraz fazla mı muzur? Biraz fazla muzur. Anneme de yapıyorum şimdi, ay evin ne kadar dağınık diyorum. Kızdırıyoruz. Bak, çok seyirciler. Şelale Hanım'ın çok güzel bebek gibi bir odası var. Kadıncağızda nevre simlerini, çarşaflarını değiştireyim derken bu elinde cep telefonuyla içeri giriyor. Evet. Çekme diyorsunuz. Çarşaf, ya bazen yastık. Ben bozup çekiyorum. Bir de kayıyor diyorsun bu yatıyor, çarşaf. Yatıyor, bozuyor, ondan sonra çekiyor. Bak diyor güzel yapmamış. Huzurluk geçmemiş. Huzurluk olsun. Evet. Huzurluk var yine. Var. Ama o evin huzuru ve güzelliği. Değil mi? Bodrum mu? Bodrum. Küçük bizim. İki oda. Ama öyle 4 katlı, 5 katlı villalara 5 basar. Basar denize çok yakın. Evet. Hemen önümüz deniz. Çünkü o evde duygu var orada. Ben bütün pandemiyi birkaç kalem bir şeyle atlattım.
depresif hallerimi. Bir tanesi Kuşum Aydın, Şelale Hanım, onların kahvaltı sofrası ve mutfakta tencerede biberci. Ne güzel yaptırıyor bana. İki tencere zeytinyağlı biber dolması. İki tencere. Ne yapıyorsunuz iki tencere? Aa, hep öyle yaptırıyordum. Niye? Bir tanesi fırına girecek. Fırında yakıyor biraz böyle daha şey. Daha güzel oluyor. Bir tanesi normal. İçine acı kalmış. Ha, ama bir kere yaptın, yazıklar olsun. Onu da geldin. Ele herkesin önünde kakaladın suratımı. Ne demek o? Bir kere istedim öyle bir şey. Ama yorulmuştur ben, o. İki tencerede aynı şey mi? Ben şahidim. Neler neler. Kadıncağız pişiriyor pişiriyor da. Evet. Hem de sen annenle öyle güzel böyle bir atışıyorsunuz ki tutturdular. Ben de gördüm. Aydın da isyan etti. Annesine kötü davranıyor. Annesi ya, işte şu an ikisi karşımızda. Ne fesat, ne kötü Şelale Hanım size kötü mü davrandı Aydın? O şaka yapıyor beni kızdırmak için. Evet. Herhalde. Yani ama ben de bazen inanıyorum. Evet, kızıyorsunuz. Kızıyorum, sinirleniyorum. Sinirlendirme şimdi beni. Şimdi buradan konuşuyorum ya, buradan da sinirlendiği küçük küçük çekiyorum. Oradan çekince o bir sürekli birisinin için sinir olurum. Gıcık oluruz değil mi? O bana timsah gibi atlar. Çat diye. Ama o böyle ortalığı karıştırmaya çalışan o fesatlar, o bıdı 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 konuşanlar. Anneme geliyorlar yazlıkta. Hı. Aydın böyle yaptı, ev dağınık dedi. Onu dedi. Yani bu kadına niye yetti? Onun için son zamanlarda seyretmesin diye annemi engelliyorum onların yüzünden. Aa, ciddi mi? Gelip yok, size ne diyorlar? Ne diyorlar size? İşte dedikodu mu yapıyorlar böyle? Onlar da şaka yapıyor canım, onlar da şaka ediyor. Ama siz... Aydın'ı kınıyoruz diyorlarmış sana. Bazıları diyorlar çok yapınca böyle. Kendini açsın aynada kınasın. Beni ne kınıyor? Biz makara yapıyoruz. Evet. Ay, siz bir ben de söylüyorum. Bizim annemle sinirliliğimiz iki dakikadır. Hani gerçek olsa. Evet tabii ki canım. Ne kadar üzgün olduğunu biliyorum. Zaten tartışma götürmez yani. Yani tabii bugün ki sabah oldu mesela. Hı. Aradım. Hani günaydın oğlum diye aç. Hiç uyumadım diye aç da. Ben dedim ki her gün bir şey istiyorsun. Hı. 40 yılda bir ben bugün çağırdım diye hiç uyumadımla açıyorsun. Konuşmuyorum sen dedim. En fazla bir dakika bu. Onları siz dinlemeyin. O sitede İyi konuşan misin? Dedikoducuları. İyiyim. Peki, bıdı bıdı konuşuyorlar. Olaylı yatak odası diye açtın evet şimdi. Neden olaylı yatak odası? Ay ha? Karyolamız yanlış yapıldı yatak. Neden anne? Neden? Evet. Çünkü sen onu istedin. Onu istedik de küçük yapıldı. Hayır, onu istedin anne. Olmadı o da ya. Yatak paralar boşa gitti. Şey geldi, kısa istedim geldi. Ay aylarca bekledik. Hayır, sonra işte kaç kere ya o yatak değişti? Kaç kere kaç değişti? Kere? Çok kere. Üç kere. Sonuncusunu üç adamı son çağırdık. Neyse, özel ölçüye yaptı göre özel yaptırdık. 1.40'a 1.40. Kendisi Pamuk Prenses yatıyor içinde. Peki Aydın, bu kadar izlenilirliğe, bak evet, sizin eviniz artık Türkiye'ye mal oldu. Evet. Mutfaktı, Şelale Hanım'ın evet yemekleriydi, o minik güzel sofrasıydı. Hiç mi bir reklam gelmez, hiç mi bir şeyin teklifi gelmez? Ya biz gelmedi. Şöyle, belki bunun başka bir sistemi vardır. Evet. Hani ajansları var. Biz öyle bir duruma girmedik. Hmm. Hani tabii tabii. Çok şey de yapmadık. Güzel, safça hani çekiyorsunuz. Ha, ha. Hani girmedik, o böyle atlamadık. Hatta bana yazıyor, doymadınız mı paraya? Aa. Ya hani YouTube'tan bile. Evet. Hani zaten hepsi görünüyor. Hı. Hani öyle büyük paralar yok. Evet, evet. Yok. Yani gelmiyor, yok. Yani biz zaten bizi çok seviyorsunuz da bir 100.000 abone yapmadınız YouTube'da. Lütfen 100.000 abone yapar mısınız? Diplaket olamadık. Bu kadar. Alamadık ya. Ne kadar saf, temiz, koskoca güzel. Koskoca Şelale Hanım. O videoları izlerken ne yapacaksınız? Tıklayacaksınız. Abone olacaksınız. Evet. Hiç. Lütfen bugün en azından o YouTube'da bu güzel enerjiyi izlerken tık
abone yapın olun. Yani yapın bir ya. Şey. Aynen. Hatta yayının sonuna kadar yapsanız burada ver 800 bin abone. Tabii. Güzel olur. Aynen paylaşırız da. Evet. Aydın bazı şeyleri çekip de yok izin alamadığın için yayınlamadığın oluyor mu? Hayır. Hı. Bazı şeyleri yayınlayamıyorum. Ha niye? Çünkü evet. Annemin çok kötü bir huyu var. Ne? Ben saydım. Ne? Telefonunu kapatamıyor şey bittikten sonra. Konuşma bazen açık kalıyor. Arkadan da bütün konuştukları duyuluyor. Ha. Ama bazen seninle konuşurken. Renan teyzeyle? Yok konuşmadı. Hayır beraberken çok komşunun eskiden. Dedikodusunu yaparken çok kadın gelmiş yazıklar olsun size demiş. Çok eskiden çok. Dündüyle ben şu gün halama rezil olduk. Eyvah. Ha, ama yine de o bir şey değil. Ama o kapatılmayınca evet, arkada konuşuyor. Ben de halam hakkında bir şeyler söyle. Bir şey söylüyordum. Halamın kızını arayayım söyleyeyim. Madem böyle bir durum var halam yaptıysa bilsin diyordum. O arada bir baktım halam buradan arada. Duydum ben öyle bir şey yok diye. Eyvah. Ama nereden duydun hala? Annen telefonu çıktı. Ama senin eyvah. Yüzünden olmuş. Kapat öğrettim kaç kere. Bas diyorum basmıyor. Eyvah eyvah. Basıyorum daydın olmuyor. Vallahi olmuyor. Ay şükürüm benim. Peki böyle evde otururken akşam böyle rutin izlediğiniz bir dizi ne izliyorsunuz? Dizileri izliyorum. Nasıl izliyorsunuz? Hangi dizi izliyorsunuz en çok? İşte en çok. Neyi izliyorum? En başla. Son. Ha. Aldatma. Aldatmayı izliyorum. Evet. Kızılcık Şerbeti. Kızılcık Şerbeti'ni. Evet. Yeni başlayan, yeni değil epey sandık oldu. Sandık kokusu. Sandık kokusu bir de şeyde Nav'da var. Hı hı. Kapalılar. Kızıl Goncalar. Kızıl Goncalar. Denmez. Yani normal. Kızıl Goncalar. Kızıl Goncalar. Kızıl Goncalar. Goncalar. Evet evet. İzlerken böyle benim annem öyle yapıyor. Allah'ın cezası gördün mü kızanat böyle takılıyor musunuz? Tabii bazı şeylerde kızıyorum ama güzel. Çok konuşuyor. Hmm. Ay ne güzel geldi ya. Bizden geçti. Evet şarkı. Evet. Güzel. Değil mi? Çok Şelalenin, güzel. Bravo. Teşekkür ederiz böyle bir şarkı seçtiğiniz. Zaten bunu biliyorum yani çocukluğumun şarkısı. Neriman Köksal söylüyordu evet, diyordunuz. Evet filmi vardı. Aa, böyle bir de neşeli insanın neşeli, içini açıyor ya. Şeker Bayramı'na denk düştü. Hani böyle her şey bir denk düşer ya. Aynen evet, evet. Öyle. Hani böyle düğünlerde çalar coşturur. Evet evet evet. Bilmiyorum yani bana hizmet etti. Aynen sana şarkı. Hizmet etti. Bize de hizmet etti. Etti vallahi. Evet. Allah razı olsun. Bazı şarkıların böyle duygusu vardır ya yakalar bir manası sizi. Var bir güzelliği var. Evet. Aynen öyle. O evet. Annelerin içinde çip var çip. Evet. Evlatlarıyla ilgili her şeyi hissediyorlar. Ya bu yaşa geldim hala oğlum şunu yapma ya da şunu üşürsün deyip de tutmadığı yok. Evet. Yağmuru yağdırırlar bana. Evet. Yemin ediyorum annem de. Daha bana aynen. Al üstüne deyip de almayacağım anne deyip hasta olmadığım bir zaman yok. Sonra da ben sana demedim mi derler değil mi? Anneler, evet. En son ne oldu böyle didiştiniz de yapmadın ve Şelale Hanım'ın haklı çıktığı en son bir olay vukuat var mı? Her zaman var yani hiç, hep haklıdır. Evet. Yani annelerin sözü kulağa evet, küpe olmalı. Evet, kesinlikle. Dinlemek lazım. Peki ara ara haberlere de gireceğiz şimdi size de soracağız. Ceyda Düvenci'yi biliyorsunuz tanıyorsunuz. İlk eşinden bir evladı var Melisa. Bir takım rahatsızlıklar var, rahatsızlıkları var Melisa'nın ama çok şükür şu an çok iyi. Çok iyi. Evet. Melisa'nın biyolojik babası Engin Akgün bir video paylaştı. Melisa çok güzel şarkı söylüyor. Evet. Ve bak, o videonun altına Melisa'yı büyüten cici babası kalpler attı. Evet. Biyolojik babayla cici baba arasında vallahi tüylerimiz diken diken oldu. Çok güzel duygusal bir mesajlaşma gerçekleşti. Diyoruz ki hayatta ne güzel babalar var.
Zaman zaman babalığı, anneliği, ünlüler canım, dünyasında evet, tartışıyoruz ama işte herkese örnek olunası bir tablo. Biyolojik evet, baba diğer babaya diyor ki, çünkü diğer baba Bülent Şakran, Melisa'nın üzerinde emeği çok yüksek. Ne güzel. Ne güzel babasın diyor. Olur mu diyor, sen babasın. O baba ne güzel. O iki babanın da Melisa'nın üzerindeki güzel, o duygulusu işte Melisa'nın bu kadar mutlu, sağlıklı, güzel bir çocuk olmasına sebep olmuş. Evet. Gerçekten. Ne güzel de söylemiş. Saygı duyulası. Evet. Ki baba kadar duygulu söylemiş evet, şarkıyı. Evet. Çok. Evet. Maşallah. Bülent Şakrak yıllar önce Melisa'nın ona ilk ba demesini şöyle anlatmıştı Şelale Hanım. Arabada gidiyorlarmış. Hı hı hı. Melisa arkadan baba diyor Bülent Şakrak. Bülent Şakrak arabayı sağa çekiyor. Hüngür 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 ağlıyor ya, otoyolda. Hı. Ne kadar güzel insanlar değil mi? Of. Hem de ne? Evet. Oradaki emek, o paylaşılan duygu, verilen sevgi, verilen alınan sevgi. Aynen. Kesinlikle. O... Hep deriz ya böyle bazen, öz baba, hani derler ki bir kesin kanaat vardır. Öz babası en doğru sevgiyi verir. Ya da en can yakan yarayı açar çocukta. Ya. Ama tam tersi de olabilir. Burada şöyle bir örnek var. İki güzel kalpli insan... Bir kız çocuğunda çiçekler açtırmış yüreğinde. Kesinlikle. Sesinde, enerjisinde. Kesinlikle katılıyorum. Ama sizi şimdi başka bir örneğe götüreceğiz. Evet. Metin Akpınar değil mi? Hayatımıza damga vuran Metin ya, Akpınar'la ya, kızı arasında bayramda, seyranda bile sular durulmuyor. Ve baba sevgisi görmeyen Duygu yıllar önce kardeşiyle birlikte kendisini bırakan annesine de sitem etti bu kez. Evet, Metin evet, Akpınar'dan geliyor olması bu tür şeylerin hepimizi... Bir açıklama yaptı mı Metin Bey? Yaptı. Bir şeyden sonra, yıldan sonra kaynaşmalarının pek mümkün olmasa da dedi ve özür diledi. Evet. Ve maddi olarak da yardımcı olacağını söyledi. Ara ara görüş ama koptular artık hayatım. İstemedi. Ama evet, bir şey söyleyeceğim Müge. Aydın, bilmiyorum ne düşünürsünüz Şelale Hanım. Şimdi evet, elinden geleni yaptı Metin Akpınar. Özür diledi. Ona göre elinden gelen. Özrünü diledi. Aradaki o kayıp zamanı, evladıyla geçirmediği, evlatlarının da onunla geçirmediği zamanı demek ki yeterince telafi etmedi ki hala bu kız çocuğumuz, ben hala onu küçük bir kız çocuğu olarak görüyorum. Hala mutsuz, isyan ediyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ne dersiniz? Yani söyle. Ben o psikolojiyi anlayamıyorum, zordur. Hı hı. Yani nasıl bir psikoloji? Yani tabii ki ilgilense, hı hı, kızının en azından şu andaki durumu, yani ben konuyu da bilmiyorum, yanlış şeyler söyleyeyim. Belki bir ihtiyacı vardır desteğe. Hı hı. Hani duygusal açlığı, boşluğu var onu çocuğun. Onu bir psikologla hani şey yapsa. Geçmişler. Yani bir şanslı bir insanım arkadaşlar. Hı. Hayatım boyu ben evimde anamdan babamdan böyle bir şey duymadım. Hı. Hani bir kavga gürültü olmuştur her evde ama. Evet. Beni çok etkileyen şeyler olmadı. Biz çok mutlu büyüdük. Çok. Yani onlar da böyle bir... Nasıldı aile ortamı? Peki, bir kere bizde bir eşim benden 11 yaş büyüktü. Bizde çok büyük saygı vardı karı koca arasında. Yani genç olmadığı için eşim... Yani eşim bir şey söylediği zaman ben öyle fazla bağırıp çağıramazdım. Çünkü saygı duyardım büyük benden. Ama sonraları öyle... başlamış, elini beline koymuşsun. Son yani artık evet, ben de... Zaten hep öyle oluyor. Hanımlar belli bir dönem sonra elini beline koyuyor. Adamları kovuyor evden. Yani gidin. Allah muhafazana. Öyle bizim kocalarımız. Yani dışarı git bir hava al diye. Ama acaba hayır, niye bir de onu sormak lazım. Yıllarca belki de o... Hiç öyle bir şey. Bizim kocalarımız tam erkekti. Ne anlamda? Bir anlatın kocayı. Yani disiplinli erkek. Şimdiki ben yeni evlenen gençleri görüyorum. Ne var? Yani... Hiç erkek gibi bir karısına böyle bir davranmıyor. Sahiplenmiyor.
sahip. Çıkar bir hayat. Ne yapıyorlar örneğin Şelale? Yani hiçbir böyle sahiplenmiyor. Kadınlar saygı durmuyor yavaş, kocasına. Yavaş, sen frenle konuş. Yok, niye frenliyorsun? Niye? Doğru söylüyor ya. Normal bir şey güzel, görüyorum evet. Sahillerde. Yani anne, devir değişti. Devir değişti ama bu çok fazla. Mesela en çok sizi rahatsız eden ne oluyor böyle gördüğünüzde, sahile gittiğinizde, çiftlerde, karı kocalarda? Mesela eşlerin ya da erkeğin ya da kadının ne rahatsız ediyor? Birbirlerine saygıları hiç yok. Saygıları yok. Hiç yok. Biz eşimiz geleceği zaman evet. Kapıyı açar, güler yüzle terliklerini koyar. Eline havlusunu verir. Ne bileyim ben, biz ayrı milattan bir terbiye. Önce anlatma, kalmadı o. Tamam, kalmadı ama bir ucu azıcık şöyle. Azıcık diyor ya. Yani birazcık ama kalsaydı. Oğlu evlendi ama o zaman sonra. 50 ha. sene 60 ha. senede gidiyor işte o sayede. Peki burada bir evlilik olmadı. Niye? Olmadı. Kısmet kızıyor musunuz? Olmamış. Kızıyor musunuz? Kızıyordum, şimdi artık hiç kızmıyor. Peki. Görüyorum böyle evlenenleri. Peki, yani bize hep mutsuzluk gördüğü için aynen, hep evlenenlerde artık hak veriyor. Hak veriyorum yani. Şelale Hanım, buradan yeni evlenen çiftlere, kadınlara ve kocalarına ne öğüt verirsiniz? Kaç yıl evli kaldınız? Ben 52 yıl maşallah beraber kaldık. Ne öğütlersiniz? Saygı duysunlar eşlerine, hanımlar daha çok. Biz öyle gördük. Eşler de, erkekler de karısına saygı duysun. Yani biz öyle gördük. Ne bileyim, bana çok tuhaf geliyor. Evet. Her bile aynı değil artık. Konuşma şekilleri bile her aynı. Şey evet. Sonra siz anlatıyorsunuz evet. Videolarınızı. Tahammül yok. Daha şekoşlar, fışklar. Yani, aşkitolar falan, tatlışkolar. Hani şey aşkım. Değişik. Evet. Onlar da öyle değil ki. Ama bunların çabucak bir flört zamanı var, ölürsün. Nasıl? Anket yapmışlar birbirlerine, defter. Gerçekten. Sen nelerden o eve okuduk geçen, ne ağladım, ne ağladım. Anketi mi buldun? Anketi duruyor, ne sorular var? Ne yazıyor? Bu annem babama yazmış. Nasıl tip kızlardan hoşlanır? Ya soruları ben. O da yazmış Çakalovski. Minyon hani. Renkli gözlü sarışın. Annemi yok. Ya zaten minyon işte küçük bir şey. Başka neler yani, var? Dolu soru. Ne güzel değil babam mi? Da onu. Çünkü başka bir anlaşma İletişim öyle yoluyor. Şeyi yok. Tabii. Hani başka flört edecek. Evet. Şeyleri ay yok. 8 ay çıktık yani, hep sinemaya falan gittik. Ama belki yanınızda birileri vardı. Yoktu. Hayır babam mi? Yollardı yani. Haftada evet. Bir gün falan giderdi. Ama yine de çok mesafeli. Evet, o zaman. Bir el ne ele kadar tutuşurduk sinemada mesela. Onun dışı el ele bir tek o kadar tutuşmuş. Evet, harika. Bu yani konulara gel. Ama o daha güzel işte. Heyecanlı. Birbirine heyecan duyuyorsun. Çünkü birbirini merak ediyorsun. Evet. Tanımaya çalışıyorsun. Aman Aydın, çok şanslısın şimdi. Ya. Niye? Vallahi Şelale Hanım ve anlattığı kadarıyla da rahmet içinde uyusun baban. Bir iki aşkları. Kardeşim olaydı. Ha. Ama bunu çok zor doğurdum ben. Ölümlerden ya, de öyle mi? Evet. Evet. Annem zor doğurduğu için yani istemişler ama doktor babama gitmiş. Ya eşin ya ikinci çocuk eyvah demiş. Babam yani da demiş ki eşimi bırakır mıyım? Tabii. Tek kalmışım o yüzden. Ya. Ama bana ne yaptı geçenler? Bir sene evvel çok üzdü beni. Niye? Ne dedim? Bir tane kızım olaydı. Şu camın önünde bir çan çana kahve içerdik dedi. Ya. Ama orada böyle latife. Ben gidiyorum, ben içiyorum hep. Geliyorum. Tabii. Hep geliyor. Yani vallahi Allah razı olsun. Cennetlik o. Geliyor. Beraber kahvemizi içiyoruz. Evet. Daha ne yapıyorsun? Evet, daha ne yapsın değil mi? Daha şimdi, ne yapsın? Şimdi daha ne yap? Arada bir bana takılır o. Engerek yılan diyor bana. Ayol.
Deme öyle, çok ayıp. Desin, o çok tatlı söylüyor. Peki, şimdi bir magazin turumuz var. Turun ilk başında da kim var? Eminim siz de bayılıyorsunuz. Ajda Pekkan. Ay bir giyinmiş bir, Şelale bir Hanım. Kostüm. Anne senle yaşıt. Yok. Senle yaşıt. Yok. Hayır. Küçük Şelale Hanım kaç yaşındasınız? Ben tam 83. Maşallah size. Bu Ajda kaç? Bu 13'te o küçük bende. 79. 78 filan galiba. Ajda Pekkan. Ama helal olsun, bakıyor kendine. 78 Ajda Hanım. Photoshop evet. İşlerinde başarılı mısın? Sevim Emre çok başarılı. Vallahi bravo. Ya ben de şimdi bu şeyleri çekerken kullanıyorum annemi. Annem kızıyor hatta. Oğlum diyor. Ben sevmiyorum. Beni oldu çizgiyle oldu. Çek. Yani kendi halimle çek diyor. Vallahi hiç sevmiyorum. Evet, böyle bazen sizi pembe beyaz pürüzsüz yapıyor. Bazen çizgi. Onu ben yapmam. O ışık öyle geliyor. Öyle oluyor annem. Ama anneme sonra o bizim çan çancılar geliyor diyor ki sen niye yiyor Şelale Hanım suratını be, o ışık öyle düşüyor ya. Çan öyle oluyor. Da az değil. Geliyor. Evet. Annem de bana geliyor. Oğlum böyle yapma yanaklarımı benim diyor. Benim zaten kırmızı yanağım. Bak şimdi damla allık mı var? Evet. Allık var şimdi. Pembe beyaz çok güzel. Ya hayatı boyunca bir kremi var şu mavi krem. Kutu. Herkesin. Aldım sana. Yurt dışından gelirken buldum. Benimkinden yok muydu Aydın'ım? Hani ondan yoktu. Aynıydı. Peki böyle çok Photoshop yapanlara ne diyorsun? Yani böyle çok fazla Photoshop yapıldığında baktığında şey tepkin ne oluyor? Yani çok oha dediklerim var ama ben de yaptığım için hani bir şey demiyorum. Evet. İlk yapanlardan biriyim çünkü. Ne diyebilirim? Hani şimdi... Peki Şelale Hanım, Photoshop'lu halini görünce ne diyorsunuz? Aydın yapma diyor musun? Yapma diyorum ben. Hiç sevmiyorum öyle şey. Ama yani, artist onlar yaparlar. Biz yaparız. Tabii. Canım yapsın. Peki ben Ama ben kendimi istemiyorum. Doğal halimden çek. Doğal haliyle zaten Şelale Hanım daha çok güzel. Ne oluyor yani? Ne olacak? Peki Aydın size gelip ben artık sahneye çıkmak benim istiyorum dediği tamam. vakit... Ben şarkıcı olmak istiyorum dediği vakit. Çünkü Türkiye'nin en iyi üniversitelerini bitirdi. Mimar Sinan ve Boğaziçi. Siz o kadar okuttunuz. Ne tepkiniz ne oldu? Hiç, çok sevindim. Ben diyordum. Ben olamadım Aydın. Sen o. Üniversiteye evet. gidiyor. Babam da bir kere gelip dinlemedi beni. Baba tepkiliydi o zaman. Evet. Bir kere şeyde dinlemedi. İşte o ama sizin... Ben solist, şeydi. Kendim solistken. Ha, solistken gitti. Gelmedi. Hiç istemedi çok mi? İstemedi. Neden? Beni... Ben Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdim. Evet. Ne yaptı etti Allah rahmet eylesin. Hala beni böyle takım elbise, kravatla bir İşi. Müdür olayım diye. Hı. Bana kendi de işletme okumuş Galatasaray Lisesi'nden sonra. Hı. Beni o kendi okulundan mezun olan profesörlerin okuduğu İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadına yazdırdı. Evet. Peki ben... hiçbir gün şey demedi mi? Yani hiç dinlemedi ama bir gün gelip yaz güzel okuyorsun. Bu konuyla ilgili konu yoktu. Edilmedi evde. Etmedi. O çok o konularda şeydi. Sertti. Evet, bana Güzel Sanatlar'da ben hayaller dünyasında bir sanat 4 yıl okumuşum. Evet. Bana sonra finans, muhasebe bunları okuttu. Üniversitede yolunu değiştirmek için. Evet. Şelale Hanım bu konuda sizle hiç tartıştı mı? Ben çocuğu engelliyorum, sen şarkıcı olmasını istiyorsun. Hiç karışmazdı. Demez. Hiç. Ama içinde fırtına. İçinden ama sonra baktı ki Aydın dinlemeyecek. Kaç sene Aydın tekstilde Güzel Sanatları da çalıştı. Ya ben normalde arkadaşlar şarkıcı olmasaydım da stardım. Evet. Yani tekstil konusunda ünlü bir modacıydın. Çok iyi bir modacıydım ve ismim
duyulmaya başlıyordu yavaş yavaş. Ben yavaş çok iyi hatırlıyorum. Başlıyordu. Yani. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ama sahnedeki Aydın'ı da işte o güzel sanatlar eğitimi, Boğaziçi'ndeki eğitim o sahnede farklı kılan taraf. Belki de. Hı. Belki tabii, de. Tabii. Peki Şelale Hanım gidip izliyor muydu beyefendi? Ben gidiyordum. Hı. En önde. Ben arkadaşlarımla gidiyordum. Her sefer. Gidin derdi, beni götürürdü eşim. Hı. Getirirdi, şey yapmazdı. Sonra sen... size sormaz mıydı nasıl geçti, nasıldı Aydın? Sormazdı pek. Sormaz. Aa, çok ama başka bir sever. İstemiyordu. Yani, ama hiç kendi eğlenceyi sever. Hı hı. Annemi çok sever. Türkiye'nin en top, en hani pahalı, en lüks yerlerinde en önlerde gezdirmiş çaçalar, şeyler yani bizim onların o dönemi var ya. Evet, evet, karşı. Evet. Hepsini yapmış. Adam beni istemedi. Aa. Seni iste ama hiç karşı şey yapmadı. Ha, ama karşı tehdit engellemedi. Hı. Ama desteklemedi de. Desteklemedi de. O da önemli bir şey. Ben mesela tayt giydiğinde ilk Kanal 6'da da kızıyordum. Giyme Aydın, yakışmıyor diyordu. Şimdi bana diyordu ki karışma artık, o sahne adamı diyordu. Giyecek diyordu. Ha. Saçını sarı yaptı, ben çok kızdım. Hı. Mesela eşim hep bana kızdı. Yapacak dedi. Şimdi, madem bu hayata girdi yapacak dedi. Şimdi ara ara yine karışıyorsunuz, sizi kızdırıyor. Evet. He, karışırım ben. Yani beğenmediğim şeyi söylüyorum. Söylemeye devam edin. Annelerin söylediği her şey doğru. Tabii. Evet. Söylemeye devam. Taytı ben giydim 1990'da. He. 2000 yılında maşallah. Her bütün futbolcular taytları giydi. Onlar giyince moda oldu. Biz giyince moda değil. Hadi canım orada. Katılıyorum. Biz modayı önden takip ettik. Kesinlikle. Evet. Anladın mı? Evet, Aydın. Orada önder oldu. Ama laf işte söylemeyin her şeye. Evet, söylemeyin. Instagram'larda çok bilmiştik, yapmayın. Yapmayın. Bak, laf geliyordu, bırakın. Üzülüyordum Aydın, diyor. Aydın, laf geliyordu. Haklısın Aydın. Evet. Tamam. Evet. Çok öpüyorum. Bayramın kutlu olsun. Instagram'da yorumlara yazmayın. Üzmeyin lütfen. Şelale Hanım'ı da üzmeyin. Peki. Lütfen evet, üzmeyin, evet. Olur tatlı mu? Tatlı. Hadi o zaman tatlı, reklama tatlı, gidelim. Reklama. Tatlı tatlı reklama gidelim. Doğan'ın dizisindeki kız. Hani çıkmıyor onlar. Biz arada. Onlar böyle. arada. Şelale Hanım'ın, Şelale Hanım'ın istediği konukları. O zaman söylesin. Evet. Evet. Dilber'i. Evet. Dilber. Hazar Ergüçlü'yü istiyorsunuz. Evet. Ha, evet. Oynasın o zaman. Çok güzel. Oynasın. Çok güzel. Güzel mi oynuyor? Çok güzel oynuyor. Değil mi? Biz de hayranlıkla izliyoruz. Kendisi evet. Pazartesi günü konuğumuz sevgili izleyiciler. Doğuş olacak. Ama doğuştan önce hadi şu yeni şarkını bir daha. Evet. Evet. Öyle veda. Çok teşekkür ederim anne, çok bugün beni ederiz. Kırmayıp geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Biz de çok ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bizim bayram şekerimiz oldunuz. Kesinlikle. Enerjinizle var olun. Ben sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler. Ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi bayram şekeri yapalım. Ben çok teşekkür ederiz.